Hanım, Antalyalı sevgili Emine Hanım'ın kızı Esengül'ü bulmuştuk ama şimdi işler biraz karmaşık hale geldi. Sevgili Esengül aslında karar veriyor gibi yapıyor ama aslında karar veremiyor. Yani bir karar var gibi duruyor. Aslında onun bir kararsızlık olduğunu da biz gördüğümüz için bugün Esengül kızıyla konuşacak, kocasıyla konuşacak. Yayından sonra bir konuştular, bizden talebi oydu. Ben bir kızımla konuşayım, bir çocuklarımla konuşayım dedi. Neden kararsız olduğunu o anları ekranlara getirdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Sevgili Emine Hanım bir gelsin. Bakalım bugün kızıyla ilgili ne yapacağız? Kızının yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani öncesinde aslında damattan ayrıl ayrıl falan diyordu. Ayrılmasını istiyordu. Ama şimdi o da ayrılmasın, sağlıklı bir karar versin istiyor. Tedavi görsün, ondan sonra kararı versin istiyor. Ruhsal olarak da çok yıpranmış bir kadın sevgili Esengül. Hemen sevgili Emine Hanım'ı çağırayım, annesini çağırayım. Zor bir şey ya, zor bir durum gerçekten. Gel Emine Hanımcığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş bulduk canım. Sağ ol, gel yerine otur, hemen hızlıca teşekkür başlayalım. Teşekkür ederim. Sevgili Mehmet Ali'yi ve kızını da çağıralım lütfen. Beraber gelsinler. Kamile Nur'la birlikte gelecekler. Hoş geldin. Gel bir tane. Sen bu sol tarafa yanıma otur, baban da diğer tarafa otursun. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Dün yayın sonrasında olanlardan, her şeyden haberim var. Yaptığınız bütün girişimlerden haberim var. Birazdan izleyiciler de bundan haberdar olacak. Tabii ki de. Üzgün müsün? Ben mi? Evet, iyi misin? İyiyim, teşekkür İyisin, ederim. İyisin değil mi? Evet, iyiyim. Yani böyle yüzünde şey, hüzün gördüm de şey yaptın yani, tabii kolay değil, annem babam bir yandan çok şey yaşamışsın. Yani bir şeylerin sonuna geldiniz ya da yeni bir başlangıç yapacaksınız, bilmiyorum, beraber göreceğiz. Annen çok desteğe ihtiyacı var ya. Evet, gerçekten. Onu söyleyebilirim. Sevgili Esengül'cüm gelir misin canım? Esengül. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Esengül. Yerine geç. Bu yayınların hepsi sana daha fazla yardımcı olabilmek için. Sana yardımcı olabilmek için. Öncelikle tabii ailen çırpınıyor. Yani ailen buraya gelmese, Emine Hanım gelmese, ailem bir çaba sarf etti. Şimdi biz de bir çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Dün kızın geldi. İlk geldiği an, daha doğrusu 2 ay sonra seninle bir kavuştu. O anları bir ekranlara getireyim. Arkasını hemen seninle konuşmaya başlayayım. Olur mu? İyi misin? İyiyim. Peki, durgun İyiyim, ama teşekkür ederim. İzninizle dünkü anları bir hatırlayalım. Benim yüzünden mahvoldum çocuklarımı gör. Bir aydır ben çocuklarımı niye küçükken bırakmadım? Hiç karar vermedim şu anda. Ne o taraf incinsin, ne bu taraf, ne de başkası yanlış anlamasın. Kızım mı gelsin? Kamile Nur kızı Antalya'dan geldi. Ay, ben kalın kızımı sarılayım. Ne arzu edersen. Kızmazsa, şimdi sarılmazsa. Ay, bence çok titriyor ellerim ya. Ha, ne yapacağız sence? Sarılacağım, bilmiyorum. Gideyim mi, nereye? Ben mi gideyim? Nasıl istiyorsun? Ben mi gideyim? Annem. Çok güzelsin. Kaşınıyorum birazcık. Bir şey olmaz. Annem, seni çok seviyorum. Annem, güzel misin? Annem benim. Dur, anne tamam bir gel. Annem. Annem benim. Annem, annem. Annemin babam için ağladığını da biliyorum. Babamın yani annem için ağladığını da biliyorum. Ağlıyorlar birbirine. İkisi de birbirisi için ağlıyor. Başka eve taşınalım. Ev bulduk. Kızımı attım. Kızım defalarca bulduk. Ben pizzacıda çalışıyorum. Babamla bir şekilde madde olarak hani halledip biz yine taşınacaksak taşınalım. Ama annemin tedavi görüp öyle bize cevap vermesini istiyorum. Tamam, biz Antalya'da tedavi. Devam edeceksen tamam diyeceğiz. Ev diyorsan evi de taşıyacağız. Çocuklarınla beraber Antalya'da yaşa. Yani Antalya'da. Mehmet Ali gitsin evden. Tamam, tamam, aynen öyle gitsin. Yapacak. Sen çocuklarınla beraber o evde yaşa ya da başka bir evde. Onu düşüneyim. Evet, şimdi sevgili Esengül'ün en sağlıklı kararı verebilmesi için ona yardımcı olacağız. Benden bir isteği var, bir kızıma sarılabilir miyim dedi. Bunu sizin de görmenizi istedim. Çok kıymetli çünkü. Kendisi sarılmak istedi. Evet. Yani sen normalde sana dokunulmasından, dün kızın sana sarıldığında böyle bir tüylerin diken diken olmuştu. Ben biraz ona alıştım, özledim onu, bir sarılayım. O zaman tabii gel annenin yanına gider misin? Sadece kızıma, kokusundan dolayı anne evlat. Herhalde. Üzülüyor ama anneye kurban tabii olsun. Tabii. Tamam.
dur. Kurban olsun sen. Ben sana kurban olayım. Anne dur. Kurban olsun ama. Mis kokulu. Bir tane. Benim bir güzel kızım. Kurban ol kızıma. Bu benim dünyam değil. Ben de sana. Kurban olsun. Teşekkür ederim. Ben sağ olasın. Teşekkür ederim. Birbirinizi şöyle karşılıklı görmeniz için böyle karşılıklı evet, oturuyor. Yoksa yanına oturabilirsin. Karşılıklı göz göze konuşun diye böyle karşılıklı oturuyorsunuz. Tamam mı? Kızına biraz doyamamışsındır da. Yok anneler doymaz. Niye ne oldu şu hareket ne? Ne yapayım yani? Yenemedi. Ne yapayım? Ya gülsene be ya. Ya öyle işte ne yapayım? Ağzını kapatma utanma gülmekten. Ne utanıyorsun? Canım benim ya. Yani sarılmak istiyor ama bir yandan da bak şu farkında mısın? Bir yandan sarılmak istiyorsun bir yandan da aslında böyle. Kasıyorum kendimi. Bir şeyler de yaşıyorsun yani. Yani. En sağlıklı kararı vermen lazım Esengül. Tamam canım benim ama ben... O niye evden ayrılmaya çalışıyor ki? Olamaz öyle bir şey. Kim evden ayrılmaya çalışıyor? Bebeleri öyle bir şey. Nereden geldi o? Sen gel diye. Öyle şey yok. Ne demek? İstemiyorum. Sen neden... Ya. Babasız kız büyümez. Babasız çocuk ben bir buçuk sene zaten onsuz kötü oldum. Olmaz o. O çocukların başında... Ama... Evde bir de erkek var 18 yaşında. Ben ona hiç nasıl laf geçireceğim? Peki annesiz ne yapacaklar? Annesiz ben konuşacağım. Kızımı aradı. Kızım dedi anne ben dedi yaz tatilinde geleceğim. Ben de gerekin desteği de yapacağım ama boşanmanızı hem boşanmanızdan yanayım bile dedi. Yine de yuvanın yıkılmasını istemiyorum ama doğru kararı vereceğine inanıyorum dedi. Hem hayır de demedi, evet de demiyorum ama hiç ne yapacağım sen ben de. Sen Mehmet Ali'nin evden gitmesini istemiyorsun. Olur mu çocukların başından bir baba gider mi? Anne gider mi? Anne de gider. Gitmez. Anne de gitmez ama ben onu istemiyorum. Ama baba hiç gitmez. Ben ona çocuklarını bir günde ayırmadım ki. Ben o çocukları onun... Ya cümlelerinin içinde evetler, hayırlar hepsi aynı cümle içinde var. Bazenler var, çok kararsızlıklar var, çelişkiler var. Kararsızlık yok ki. Kesin şey kararlar var da çocuklar babasız büyümez. Öğrenmek istediğim bir şeyler var. Yani şöyle bunu tabii sevgili Kamile Nurcuğum. Yani... Anneni de kırmanı farkındayım. Anneni de kırmak istemiyorsun. Hı hı. Ama bu farklı bir ruh hali içinde olduğu için böyle ben de kırmak istemiyorum. Soruyu sorarken de zorlanıyorum. Ama buraya gelirken söylediğim bir cümle var. Annem ikili oynuyordu şeklinde evet. Bir cümle var. Yani şöyle sen kendin söyle istersen. Yani, anneanneni sen anlat. Nasıl diyorsun? İkili oynuyordu? Nasıl mesela? Mesela hani anneannem... Ben de isterim yani. Hı hı. Anneannem babamın hakkında olumsuz konuşunca anneannemi onaylıyordu. Ama babam mesela orada... şeyin yanında hani hepimiz beraber oturduğumuzda babamı savunuyordu. Duydun yani mu? Yani bu annemin sorunu bence bu. Tek sorun bu yani. İkili oynuyormuş. Evet. Karar verememek. Evet karar veremiyorsun. Şöyle karar verememek başka bir şey. Annenin yanında belki annenin baskısıyla anneni onaylıyormuşsun. Evet. Kocanın yanında da ben onu baskı olarak nitelendiriyorum. Aynen. Ve ben ne yapabilirim ki şimdi o gitse anne onu kov desem. O da anne olmaz yani ikisinden birini tutsam ikisi de yakın. Bu sefer ben ne yapabilirim arada? Yani ortayı bulmaya mı çalışıyorsun? Ortayı bulmak için yapıyorum. Gene iki tarafı, de iki tarafı da hani mecburum şu an. Aslında iki tarafı da bir Tom ve Jerry şeyini şey yapmıştı ya hani evet, mesela. Evet, aynen. Aslında onları onaylayıp o raddeye getiren de yine benim annem yani. Hı. Eğer anneanneme deseydi babam olmadığı zaman da babamı savunsaydı bence hiçbir şekilde bu kadar sorunu yaşanmazdı yani. Yakınız sürekli geliyor. Ya bunu annenle konuş istersen. Yani ben çok konuştum Didem Hanım. Bir gözlerine bak ya. Annem yakınız. Yani o gelmek zorunda değil ama geliyor. Bir şey de diyemiyorsun ev onun. Ev onun ya. Gelmek zorunda. O da işten geliyor, konuşmak zorunda. O ondan kaçamıyor. Arayı ben gerçekten dediği gibi hep öyle yani ben aynen. Öyleydim işte. Arayı bulmaya çalışan bir çaba arayı mıydı? Bulmam bir çaba. Arayı bulmaya çalışan ve kendisini bir şekilde hani şey yapmaya çalışıyordu. Bir sorun çıkmasın, aman bir şey olmasın. Ben ya, hep örtbas ediyorum ikisinin hatası. Hatta da şöyle. Neden yapıyorsun? İkisini ne yapayım? De söyle. Onu mu da mı atayım? Onu da mı atayım? Ne yapayım? İki annem. Ucu benim. O da benim, o da benim. Ne yapayım? Hepsi benim. Annen de. Evet. Hataların yani. Hata hepsi benim yani. Annem, eşim bak hani yabancı bile yok. Ama en çok ya biraz daha çok kim yani daha çok anne mi baskı yapıyor? Evet. O ne yapsın o da? O da ne yapsın? He, annenin baskısı fazla. Çok fazla tabii. Sen anlatır mısın? Anneanne ne yapıyor Allah aşkına? Ya anneannem de ben iyi niyetli yapıyorum. Bir amacım kötü bir amacım yok diyor. Yani çok ne yapıyor? Kötü amaç sonuçta... olmaz ya. Kırar, lafın nereye girdiğini bilmek lazım ya. Benim çocuğum da olsa ben ona laf söylediğim zaman ben iyiliğini düşünsem de o lafı bilsem iyidir. Onu söylememem lazım. Hareketimle onu böyle yani nasıl desem yani nasıl içinden çıkamıyorum ama iyi bir şey yapıyorum. O iyi onun zoruna gidiyor ya. Biraz seyirci kalmam lazım. Şöyle seyirci biliyorum ki o ona kötü
Ha tamam, benim iyiliğim ona kötü. O da biliyor aslında benim ona iyilik yaptığımı. Madem kabullenmiyor, kendini şey diyor, biraz geri duruyor. O zaman ben durup bakmam lazım. Bakmıyor mu anne? Anne bakmıyor mu? Bakmıyor, karışıyor. Olacak çaba, balık gibi çırpınıyor çırpınıyor. Olmaz, olmaz. Ben bilsem ki bir söz mesela onu o iyi edecek. O da biliyor iyi olacak. Ha baktım annenin, ki onu kabullenmiyor. Annenin en çok olurum. Annenin en çok neye karışması senin çok her canın? Her şeye. Ne en çok neye canın her sıkıyor? Her şeye, her şeye. Her şeye. Temizliğinden, evinden, her şeye. Ama kimse kendini şey etmesin, kusura bakma. Acıyı çeken biliyor. Ama bak kızın da söylüyor. Yani her şey açık açık, bütün kartlar açık açık oynayalım istiyorum. Ben öyleyim, ben öyleyim. Bak bütün her şey hiçbir şekilde ben kimse gizli saklı. Ben her zaman öyleydim. Bak bir karar vereceksin, gizli saklı bir şey kalmasın çünkü. Hayır, ne demek öyle? O yüzden bak şimdi sen demişsin ki ekibime gelirken. Yani temizlik doğru düzgün annem yapmazdı. Son zamanlarda. Yemek yapardı ama temizlik yapmazdı. Evet. Doğru mu? Eğer temizlemez mi 3 tane çocuk gelecek? Ha, kızın da öyle söylüyor. Yok Didem Hanım, son bir senedir benim annem evet temiz bir insandı. Ama son bir senedir anne yapmıyordun anne bir hastalık son. Biraz da. Ama hasta o sırada da annen geliyor işte evi son bir senedir sen evi temizlemeye gidiyor musun? Yardımcı gidiyor. Oluyor musun? Gidiyorum. Evet. Ben hastaydım. Şimdi... Geldiğinde beni hep yerde buluyordu. Ama kaç yaşındasın Emine Hanım? Evi gidip sen mi temizliyorsun canım? Vallahi yapıyorum. Konuşa konuşa. Yaş önemli kıza değil. Kıza kıza. Delire delire. Hasta. Delirte delirte. Kimi delirte delirte? Yani konuşuyor. Bu niye böyle, şu niye böyle? Aslında bunlar hiç söylenilmeyecek sözler ama bunlar her üzüntünün de temeli. Ama tamam da şimdi sonuçta sen çalışmaya gidiyorsun. Mehmet Ali çalışmaya gidiyor. Biri gidecek. Evi temizleyecek. Annen de gelip orada sen evi temiz, sadece yemek yapıyormuşsun. Temizlik falan yapmıyormuşsun. Yok, bulaşıklar neyi de yıkacak? Makine vardı. Makineye koyuyordum. Temizlik, çamaşır makinesi. Sen onunla temiz... Anne... Çocuklar... Balkona seriyordum, niye öyle her zaman? Didem Hanım ben pizzacıda çalışıyorum. Elbiseler yıkanır. O şekilde ekonomisine destek sağlamaya çalışıyorum. Babam da aynı şekilde çalışıyor. Anne neyi yapmıyordu? Annem neyi yapıyordu? Annem genel olarak evin düzenini hani eskiden çok şeydi, disiplinliydi, temizdi. Ama son bir buçuk senedir falan annem artık salmıştı yani, eskisi gibi değildi. Anneannem eve gelip ne yapıyordu mesela? Anneannem eve gelip temizlik yapıyordu. Bulaşıklar birikiyordu, bulaşıkları da yıkıyordu anneannem. Biz anneannemle beraber yapıyorduk. Benim izinli günümde biz anneannemle beraber yaptığımız da vardı. Ki yani annem ilk gittiği zamanda da bize temizledik. Şimdi de temizledik. Yani annem hep sanki bekliyor, ev iyice kirlensin sonra gideyim. Çocuklarım evi temizlesin. Olmaz işte öyle. Annem öyle evi şey temizlesin. Olmaz. Sanki bunun gibi olmaz yani. Olmaz öyle şey. Öyle şey. Yok hasta, temizlik rahatsız, falan yapmıyordu. Hayır değil ama. Temizlik yapıyor ama.